Merhaba arkadaşlar. Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in 21 Eylül 2018 tarihli Yeni Ekonomi Programı başlıklı köşe yazısıyla yeniden birlikteyiz. Bizim gibi tırışkadan teyyare şekilde yönetilen ülkelerde 3 pek makbuldür. Vatan millet sakarya, at avrat silah, gözgez arpacık. Yol elektrik, yap işlet devre Kulak burun boğaz, 90-60-90, giriş gelişme sonuç, çatal kaşık bıçak, terazi lastik jimnastik, domates biber patlıcan, kestane gürgen palamut, bakü tiflis ceyhan, limit türev integral, zincir takos çekme alatı, yasama yürütme yargı. iki kelimeyle anlatırsan aklında kalmaz, dört kelimeyle anlatırsan aklında tutamaz. Sezar bile... Roma'da uzun uzun nutuk atarken bizim memlekete gelince kısaca ne demiş? Veni, vidi, vici. Napolyon hakkında kitaplar var, filmler var, belgeseller var, müzeler var. Napolyon denince sayın ahalimizin aklına sadece ne geliyor? Para, para, para. Mübarek aylarımız Recep Şaban Ramazan, Milli Piyango 9'u 19'u 29'u, Nescafe 3'ü bir arada, bir koyup üç alayım derken ne alırsın? Üçün birini. Bir sen bir ben bir de bebek. Bu üçünün bir araya gelmesi için ne gerekiyor? Fan film fon. Yılbaşı pijama terlik televizyon. Bisküvi denince akla eti eti eti. Okul zaten fizik kimya biyoloji. Neyimize hakim olmalıyız? Eline beline diline. Çok dırdır olursa boşal ol, boşal ol, boşal. Mangalda kül bırakmayız bre bre bre. Şaşarız vay vay vay. Eğleniriz lay lay lom. Fotoğraf çektirirsek sırıtırız 333. Priz alırken illa hangisini isteriz? Üçlüsünü. İki dirhem bir çekirdek bile toplandığında üçtür. Atos Portos Aramis. Halbuki D'Artagnan da var. Gel gelelim onu da hesaba katarsan dört silahşörler eder ki işin içinden çıkamayız. Mahşer'in üç atlısı mesela aslında orijinali Mahşer'in dört atlısıdır ama yemin billah et inanmazlar. Bizde sadece üç atlısı bilinir. O nedenle sayın ahalimizi yöneten büyük devlet adamlarımız daima üçlü anlatır. Asrın liderimiz neden üç çocuk dedi sanıyorsunuz? İki dese az gelecek, dört dese çok bulacaklar, üç dedi, cuk oturdu. Bakın dikkat edin asla 4 veya 5 demiyor. En az 3 diyor. Çünkü 3'ü hemen anlıyorlar. 4'ü 5'i filan duyunca devreler karışıyor. Asrın damadımız da asrın kayınpederini örnek alarak ne kadar büyük bir devlet adamı olduğunu dün itibariyle gösterdi. Yeni ekonomi programı açıkladığı 3 kelime. Kısaltıyorsun yep. 3 harf. Nedir bu yep diyorsun? 3 kelimeyle izah ediyor denge, disiplin, değişim. Aynı zamanda üç harfe tekabül ediyor. 3 D. Bir de eksik söylese dediğine değmeyecek. Bir de daha eklese dandik olacak. Nasıl dengeleyecek? Kayınpeder hala uçak alırken hangi disiplinden bahsediyor? 16 senedir memleketi İsmet önümü yönetiyor? Neyi değiştirecek? Bu yeni ise eskisi kimin? Kimsenin umrunda bile değil. Üçlü mü? Herkes ona bakıyor. O nedenle 3D de der demez salondakiler ne yaptı hemen? Şak şak şak. Arkadaşlar bu köşe yazısını ve videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız bu video YouTube tarafından daha çok arkadaşımıza önerilecek ve dolayısıyla daha çok arkadaşımız bu konudan haberdar olacaktır. Teşekkür ediyorum vakit ayırıp dinlemiş olduğunuz için. İyi günler dilerim.